Saygıyla selam duyuyorum. Aslında bu başlık altında çok şeyler söylemek gerekiyor ama zamanla ilgili bir sınır var. Dolayısıyla belirli bir özet yapmak gerekecek. Şimdi eskiler o mahiler ki derya içedirler, derya bilmezler derlerdi. Yani balıklar denizde yaşar da denizi bilmez. Aslında insanlar da kapitalist bir toplumda yaşıyorlar ama kapitalizmin ne olduğunu bilmiyorlar. Pek merak da etmiyorlar. Yani bunu insanlığın normal hali olarak görüyorlar. Eğer balıklar denizde yaşadıklarını bilselerdi durum değişir miydi, ne olurdu, o tartışmaya açık bir konu ama insanların kapitalizmi merak etmemeleri, bilmemeleri vahim bir durum. Çünkü bu yıkıcı bir, yok edici bir sistem esas itibariyle. Tabii kapitalizmi bilmeyen sadece sokaktaki sıradan insan değil, yani şu yolda yürüyenler değil. Üniversite profesörleri de bilmez. Bilse zaten profesör yapmadılar. Yani böyle bir genel bir olumsuzluk var esas itibariyle. Şimdi bugünkü dünya sisteminin gerisinde iki büyük devrim var. Bu iki büyük devrim 18. yüzyılın son 2-10 yılında ortaya çıkmış iki devrim. Bir tanesi İngiliz sanayi devrimi, diğeri de Büyük Fransız devrimi. İngiliz sanayi devrimi, ondan sonra ekonominin üzerinde yürüyeceği temeli, teknik temeli oluşturdu. Büyük Fransız ihtilali de, ondan sonra politikanın nasıl yapılacağına dair bir model oluşturdu. Yani bu ikisinin kesişme noktasında şu anda uygarlığın ve insanlığın geldiği yer. Bu ikisinin kesişme noktasında bulunuyor. İyi de nasıl bir manzara var o halde? Dikkat ederseniz sosyal bir devrimi bir net bir doğum tarihi vermek zordur. Sanayi devrimi şu tarihte, şu gün başladı demek zordur. Ama biz de Fransız ihtilalinin şu gün olduğunu biliyoruz yani. Ama bence hani bana sorsalar, deseler ki yani bu sanayi devrimi ne zaman başladı deseler, 1784'te James Watt'ın buharlı makinenin telif hakkını, mülkiyet hakkını aldığı tarihi mesela alabiliriz. Peki o zamandan bu zamanı ne kadar zaman geçmiş? 250 yıldan az. Bu insanlık ve uygarlık tarihinde çok küçük bir parantez. Ne demek? 250 bin yıl bile değil. Yani uzun insanlık tarihini düşünürseniz uygarlık tarihi çok kısa. Peki ne olmuş 250'den az zamanda? Bir uygarlık krizi ortaya çıktı. Bir sürdürülemezlik tablosu ortaya çıktı. Neden çıktı? Tabii biliyorsunuz herhangi bir şeyi açıklamak için bir dizi neden sıralamak adettir. İşte şundan. Ama o yeterli değildir. Bir de bir nedensellik hiyerarşisi oluşturmanız gerekir. Bütün nedenler içinde asıl neden nedir diye. Şimdi mesela kapitalizm krizlerle yürüyor. Niye krizler var? Niye tekrarlanıyor? Çünkü kapitalizmde üretim ve ihtiyaçlar arasındaki bağ kopmuş durumda. Yani kapitalist senin şu ihtiyacın karşılansın diye üretmiyor. Kâr etmek için üretiyor. Onun türevi olarak sen onu tüketiyorsun. Yani dolayısıyla o zaman ne oluyor? O uyumsuzluk, tabii çok bunu detaylı bir şekilde anlatabiliriz vakit olsa ama o uyumsuzluk ne oluyor? Her kapitalist daha fazla üretmek zorunda. Şundan dolayı büyümezse yok olur. Arkadan gelenler tarafından çiğnenir. Büyümesi için de yani sermayesini büyütecek,
daha ileri teknoloji. Yani her seferinde herkes daha çok üretecek. Herkes daha çok üretince karın yüksek olması için de ücretlerin düşük olması gerekiyor. O zaman ne oluyor? Üretilenle yani satılan arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor ve krizler bunda. İki türlü kriz var tabii. Bir tanesine devrevi krizler denir bunlara. İşte konjonktürel kriz, siklik kriz denir. Bunlar 7-11, 8-12 yıllık periyotlarla ortaya çıkıyor. Bunun ilk yarısı genişleme, işte her şey yolunda gidiyor. İşte üretim artıyor, işte istihdam artıyor, işte karlar artıyor, verimlilik artıyor vesaire. Öbür tarafta bu dediğim sınıra gelince krize giriyor. Yani bir tekrarlanıyor. Böyle U gibi böyle geliyor. U düşünün, U gibi çöküyor, yükseliyor, çöküyor, yükseliyor. Bir de sistemik krizler var, yapısal krizler. Bunlar yani krizle genişleme döneminde 50-60 yıllık bir periyodu kapsıyor. Bunun ilk 25-30 yılı genişleme, ikincisi de kriz, yani durgunluk vesaire. Kapitalizmin tarihinde ilk yapısal kriz 1873. Krizi kolonyalizmle, sömürgecilikle aşıyorlar. Ve süreç şöyle bir rota izliyor. Kriz, kolonizasyon, genişleme. İşte 73'ten işte 95'e kadar falan, 1895'e kadar kriz işte sömürgecilik sayesinde atlatılıyor. Fakat ikincisi 1910'lu yıllarda başlıyor. Şimdi 20. yüzyılın 1914 ile 45 arası 3-10 yılı savaşların, krizlerin ve devrimlerin 3-10 yılıdır. Bakarsanız mesela 1914-18 Büyük Savaş, bizde Harbi Umumi denir, Batılılar Grand Guerre diyorlar, Büyük Savaş. Yani biri, ikinci olunca birinci emperyalist savaş oluyor tabii. 14-18 birinci emperyalist savaş, 17'de Rusya'da devrim, 18'de başarısız Alman devrimi, 1929'da kapitalizmin en büyük krizi, 1939-45'te ikinci emperyalist savaş. Yani böyle bir ya aşağı yukarı 100 yılın yarısı böyle geçiyor. Hani ilk 10 yıl da saymazsanız yani genişlemenin devam ediyor. Bu ikinci emperyalist savaş muazzam bir yıkım demekti. Bunu biliyorsunuz, filmlerde bile görmüşsünüz. Muazzam yani. Üretici güçlerin muazzam bir tahribatıydı. Yani insandan tut da işte her şeyi. İkinci savaştan sonra kapitalizm tekrar yükselişe geçti. Yani bu uzun dalganın birinci safhası başladı. Fakat bu yükseliş artık son yükselişti bana göre. Onlar bir daha ondan sonra neden olmadığını söyleyeceğim biraz. Yani savaştan sonra şöyle bir durum ortaya çıktı dikkat ederseniz. Faşizm yenilmişti. Yeşil sınıfının morali yükselmişti. Faşizmin yenilgisi temelinde işte Sovyetler Birliği'nin prestiji artmıştı. Üçüncü dünya halkları da yani biz de varız diye dünya sahnesine çıkmışlardı. Yani işte ulusal kurtuluş hareketleri, savaşları vesaire. Yani bu üçünün baskısı sermaye üzerinde sermayeyi ödünler vermeye zorladı. İşte bildiğiniz refah devleti. Sosyal devlet, Fransızların kayırıcı devlet dediği çıktı ortaya. Yani ne oldu? Yani üç taraftan gelen baskıyla emperyalizm yani kapitalizm ödün vermeye zorlandı. Reel ücretler arttı.
Zenginlerden alınan vergi arttı tabii. Vergiler arttı. Sosyal hizmetler ve kamu hizmetleri alanı genişledi. Tabii verimlilik arttı, artıyordu. Üretim artıyordu. Şimdi verimlilik artarken taviz vermek kolay. Ama verimlilik artışı durduğu zaman sermaye taviz veremez. Ve o balayı 70'lerin ortalarına doğru sonlandı. Yani 30 yıllık dönem. O Fransız iktisatçıları buna o 30 yıla şanlı 30'lar dediler. Yani hakikaten kapital tarihinde muazzam bir istisnaydı. Bakın verimlilik artıyor, işte ücretler artıyor, sosyal harcamalar artıyor, işte sendikalı işçi sayısı artıyor vesaire. Böyle bir manzara ortaya çıktı. Fakat biliyorsunuz balayı fazla uzun süremezdi ve sürmedi. Sonuç itibariyle yani 70'lerin ortalarında kapital tekrar krize girdi. Ve bu bir yapısal krizdi. Yani başta söylediğim o 50-60 yıllık ikinci dönem başladı yani kırılma başladı. Şimdi tabii artık sermaye o yüksek ücretleri vesaire karşılayacak işte o kamu harcamalarını sosyal finanse etmek istemiyorum çünkü kar oranı, verimlilik oranları, dolayısıyla kar oranlar düşmüştü. 1980'den itibaren dalga kesinlikle döndü. Yani ezilen ve sömürülen sınıflar arasında dalga döndü. İşte neoliberal diye bilinen politikalar dayatıldı. İşte reel ücretler budandı. Sosyal harcamalar kısıldı. Kamuya ait şeyler özelleştirildi vesaire. İşte belirli ülkelerdeki işletmeler, fabrikalar, ucuz işçi cenneti denilen ülkelere taşın. Buna delokalizasyon denir. Bir de segmentasyon vardı yani parçalama. Mesela şimdi bir otomobilin parçalarında 40 parçası varsa birini bir yerde, beşini bir yerde, 12'sini bir yerde, sonra bir yerde onun montajı yapılıyor işte. Dolayısıyla sermaye saldırıya geçti. Yani bu dedi ki bu sosyal devlet yok böyle bir şey. Aşındırmak üzere harekete geçti. Bakın, 80 sadece bizim toplumumuzda, Türkiye'de değil. İnsanlık ve dünya, uygarlık tarihinde bir kırılma anıdır. Kırılma anıdır. Dolayısıyla 80 deyince ben biraz oturup düşüneceksiniz. Bir kırılma anı. Yani emekçi sınıfların kazanımları bir bir düşürüldü. Dünyanın her yerinde bu yapıldı. Rejimler yeniden kompradorlaştı. Kalkınmacı açtı. Yeni bağımsızlığa kavuşan ülkeler yeniden kompradorlaştılar. Şimdi bakın aradan 50 ile yakın 40 yıldan fazla zaman geçti. Fakat kapitalizm yeteri kadar toparlanamadı. Yani verimlilik artışı ve üretim artışı bahsinde başarısız kaldı. 1980'den 2008'deki krize kadar isimleri farklı olmakla beraber 10 tane kriz yaşandı. Şimdi burada onların detaylarına girmiyorum çünkü vaktimiz yok. En şiddetlisi de 2008 biliyorsunuz bu Amerika'daki subprime krizi işte bu konut balonu vesaire. Bakın 2007'den 2012'ye kadar global olarak dünyada verimlilik artışı 5%. Yani 1/1 bile değil. %1 değil yani. Ben yanlış söyledim. 2012'den 14'e kadar 3 yılda 0. Meksika ve Arjantin'de
negatif. Yani böyle bir manzara var. Dolayısıyla sistem toparlanamıyor. Kar oranlarını, ücretleri düşürerek kısmen restore ettiler. Yani reel ücretleri düşürdüler ama karlılık oradan sağladılar. Yoksa verimlilik arttı. Halbuki verimlilikten yani bu işi kurtarmaları gerekir. Bunu beceremediler. Netice itibariyle kapitalizm 2008'de krize girdi biliyorsunuz. Son kriz. Aradan 10 yıl sonra durum daha vahim şu anda ve bankalar yani saatte bomba gibi her an patlayabilir durumda. Şimdi bu durum kapitalist dünya sisteminin bu durumunu artık kriz kelimesiyle, kavramıyla karşılayamayız. Biliyorsunuz kriz dendiği zaman normal durumdan bir sapma söz konusudur ama normale dönüş de ima eder. Mesela böbrek krizi, böbrek taşı gitti mi normale döner işte, kalp krizi vesaire. Dolayısıyla bugün yani eskiye dönme imkanı olmadığı bir durumdayız şu anda dünya ölçeğinde. Dolayısıyla kriz kelimesi karşılamıyor. Birinci nedeni bu. İkincisi, kriz dendiği zaman biliyorsunuz daima ekonomik kriz anlaşılır. Neden kriz kelimesi karşılamıyor mevcut durum? Ekonomik kriz anlaşılır. Oysa bugünkü kriz ekonomik, sosyal, ekolojik, iklimsel, politik, jeopolitik, etik, yani değerler krizi vesaire. Yani bu ne demek bakın? Mesela bir, yani biyolojiden örnek veriyorum, bir bünyenin bir organında bir hasar olsa mesela, kalpte olsa kriz oraya uyuyor ama vücuttaki bütün temel organlar problemi ise orada yani biliyorsunuz bir geri dönüş olmayan sınır aşılmış oluyor. Dolayısıyla bugünkü dünya sisteminin, kapitalist dünya sisteminin bugünkü manzarasını kriz bu nedenden de karşılanıyor. Üçüncü bir neden var, o da bizi ilgilendiriyor. Yani krizi kullanmamalıyız şunun için. Kriz dendiği zaman emekçi kitlelere normal şartlarda katlanamayacakları yükü bindirme, taşıtma imkanı doğuyor. Dikkat ederseniz şimdi burada bir toplu görüşme oyunu oynanıyor. Aslında oyun, salakça bir oyun. Üç taraf var, üçü de aynı taraf aslında. Bir kere sendika olmadığı için taraf, biri zaten işveren, biri de soylu Türk devleti yani iktidar. 3-0 ama oyun oynanıyor. Orada efendim işte görüştük filan işte. İşte diyor ki işveren sendikalarının sözcüsü, efendim diyor işte hükümetin enflasyonla mücadele şeyini zora sokmayacak filan. Yani bir de şey var tabii, bu biz şey, tiyatro olumsuz anlamda söylemiyorum. Bu bir soytarlık ama bir de memurlarınki var. Onların ilk artı iyice kepazelik çünkü yani karşısında bir küçük şey yok. Yani o dalga geçmek için toplanıyorlar orada. Çünkü memurlar da biliyorsun 2 yıllık şey yapıyor işte. İki halde de devlet veya sermayenin devleti karar veriyor. İki halde de böyle bir şey var. Yani kriz dendiği zaman başa dönersin. Yani ne yapalım efendim, kriz var işte, katlanacağız. Alçak ben mi sebep oldum bu krize? Yani ha diyorlar şimdi işte sendikalar işte falan. Krizi diyorlar, krizi çıkarsan öder. Yani sistem yerinde durunca sen ödersin. O öder mi? O krizden de kere diyor zaten netice itibariyle. Fakat bu durumu bakın, bugünkü dünya sisteminin durumunu önceki krizlerden ayıran bir önemli şey daha var. O da şu. Bu kriz bakın, gelişmiş ülkeleri, az gelişmiş ülkeleri, yoksul ülkeleri, bütün ülkeleri kapsıyor bir.
ekonominin ve toplumun bütün sektörlerini kapsıyor iki. Dolayısıyla mesela bu 1929 krizinden farklı. O zaman ekonomik kriz var ama mesela iklim krizi yok. Ekolojik kriz yok. Bugünkü anlamda değerler krizi yok. Yani müthiş bir yoksulluk, işsizlik, açlık var. Fakat biliyorsunuz o Amerika'daki kaza biçimlerini falan okumuşsunuzdur herhalde. Yani Jack London'un romanlarını da okumuşsunuzdur. Oradaki netice itibariyle bu durum bir uygarlık krizi. Kapitalizmin yolun sonuna gelmiş bulunuyor. Bir uygarlık krizi. Yani sistemin insanlara teklif edeceği bir şey yok. Yani bu ne demek? Bütün rejimlerin rıza üretme yeteneği aşılmış bulunuyor. Bakın yöneticilerin çapına. Bakın yani kimler? Amerika'da Trump diye bir deli. İngiltere'de yani nerede belirli Theresa May diye birileri ortalıkta böyle arada bir görünüyor. Fransa'da işte Macron, Türkiye'de işte saraydaki zat şerif. Yani dolayısıyla zaten bu gösteriyor yani ha bakın rejimlerin yani çözüm üretme yeteneğini kaybederse rıza üretme yeteneğini de kaybolur. Dolayısıyla meşruiyet krizi var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Biraz şey olarak söylersek ya. Aslında iki haber var bak. Birinci haber. Ezeli ve ebedi düşmanımız ölüyor. Sevinmemiz gerekiyor. Fakat bir de kötü haber var. İnsanlar ve toplumlar bu şeye hazır değil. Muazzam bir bilinç zafiyeti var. Muazzam bir bilinç erozyonu var. Ha şu demek değil bakın, haksızlık olmasın. Dünyanın her yerinde insanlar ayakta her şeye rağmen. Yani böyle bir yani bir ütopya zaafı olduğu kesin. Yani bir perspektif zaafı var. Fakat her yerde de insanlar ayakta mücadele ediyor. Açın şeyi bakın. Orada öğrenciler ayakta, orada bilmem nerede jeotermale karşı bilmem Aydın'da ayak işte bilmem işte Barcelona orada git işte Paris anlatabiliyor muyum veya işte sarı yelekliler sahnede vesaire. Yani bir tuhaf bir dönem bu. Tuhaf bir dönem. Şimdi dolayısıyla bir uygarlık krizi söz konusu. Kimse bundan bahsetmiyor tabii. Onlar insanlar ve yöneticiler şöyle düşünüyor. Bu araç bu rotada gider. Bu araç bu rotada gitmez. O devir bitmiş yani. Dolayısıyla peki nasıl, neden peki kapitalizm böyle bu yani bir yani uygarlık krizi aşamasına geldi? Çok özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Şimdi bu kapitalist sistem sınırsız büyüme dinamiğine endeksli. Yani her üreten daha çok üretmek zorunda olan bir sistem. Bir kapitalistin sahada yani oyunda kalabilmesi, varlığını sürdürebilmesi büyümesine bağlı. Büyümesi için de en ileri teknolojileri kullanabilmesine bağlı. Bu da ne demek? Sistem teknolojik gelişmeyi özendiren, uyaran bir sistem. Peki ne oluyor o zaman? Daha ileri teknolojiye sahip olan firmalar, işletmeler, kapitalistler, rakipleri karşısında bir avantaj, bir ranta el koyuyor. Yani ileri teknoloji sermayesini büyütmeyi başarıyor.
Yani ne demek? Teplici bir sistem, her seferinde daha çok makine, daha az insan. Yani makine insanı ikram ediyor. Ne oluyor o zaman? İki şey oluyor. Değeri sadece canlı emek üretir. Yani bilinci, kası, gücü olan canlı üretir. Değeri o üretir. Makine değer üretmez. Makine daha önce üretilmiş ve makinede dondurulmuş olan değeri yeni ürünlere aktarır. Yani makine, hadi makineyi koy oraya bakalım olur mu? Yani canlı emek. Şimdi bu ne demek? Her seferinde sen daha az canlı emek kullanıyorsun. Yani daha az verimlilik, daha düşük kar. Evet, o zaman bu büyümenin önünde bir engel oluşturuyor. İkincisi, daha çok makine, daha çok robot kullanırsan mesela, daha az, mesela bir robot diyelim 20 insanın, 30 insanın yaptığı işi yaparsa, şu kadar robot üretim süresi, şu kadar insan işsiz kalıyor. O işsiz kalan satın alma gücünü kaybediyor. O zaman ürettiğini satılmıyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Sistemin kendi işleyişinden ve mantığından ve eğiliminden kaynaklanan bir sınır var. Ben buna kapitalizmin kendi iç sınırı diyorum. Fakat bir şey daha var. Kapitalist bir şey üretirken, kapitalistler bir şey üretirken, bunun sosyal ve ekolojik sonuçlarıyla ilgilenmiyor. Mesela bir gerizekalı kapitalist bir jeotermal santral kurmaya kalktığı zaman, aslında enerjinin böyle adamların eline verilmesi falan, bu utanacak bir şey zaten. Su özelleştirebilir mi? Enerji özelleştirebilir mi? Mesela otobüs parayla olur mu şehirlerde falan? Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey var. Kapitalist daha çok kar etmekten başka kafada bir şey olmadığına göre ne olacak? Ürettiğinin sosyal ve ekolojik, yani çevreye verilen zararları dikkate almaz. İnsana verilen zararları da dikkate almaz. Öyle olsa mesela bu 9 insan ölmezdi, bilmem kaç kişi yaralanmazdı. Mesela hep ölene odaklanılır ya, bu yaralananları kimse bakın konuşmuyor. Ne kadar, nasıl yaralandı, ne oldu, bunu bile yok. Yani neticede kapitalistler üretim yapıyor, kar ediyor ama insana, yani topluma ve doğaya verilen zararları dikkate almıyor. O zaman ne oluyor? O zaman bir zaman geliyor, doğanın kendi kendini yeniden üretmesi problemli hale geliyor. Ben buna da dış sınır diyorum. Yani kapitalizm kendi, yani hem iç sınırına biraz önce söylediğim nedenden dolayı dayanmış bulunuyor, hem de dış sınırına ekolojik problemden dolayı dayanmış olabiliyor. Bu ikili şey sistemin, yani içinde bir daha çıkamayacağı bir krize girdiği anlamına geliyor. Mesela bakın, neden, ha şöyle bile tabii, sistemin bir sorunu azdırmadan bir sorunu çözme imkanı kalmıyor o zaman. Nasıl oluyor bakın şimdi. Mesela atmosferin ısınması değil mi? Ekolojik, yani iklim krizi değil mi? Müthiş bir şey bu. Yani ürpertici bir şey. Yani onun ne gibi sonuçlar doğurmakta olduğunu ve daha yakın bir gelecekte neler, ne yapacağını düşünse insan gece uyuyamadı. Öyle bir şey var. Peki neden ısınmış atmosfer? Ve neden bir iklim krizi ortaya çıkmış? Çünkü bakın, kapitalizm aynı zamanda fosil kapitalizm de denir. Termoendüstriyel kapitalizm. Yani fosil yakıtlara dayanan bir sistem. Kömür, petrol, gaz alıyor. Ne yapmış seninkiler? Toprağın altında ne kadar fosil yakıt var almış, yakmış. Atmosferi ısıtmış. Atmosferi ısıtınca da iklim krizi denen vahim bir tablo ortaya çıkmış. Peki nasıl bunu önleyebilirsin? Çok basit. Fosil yakıtların
80'i orada kal, toprağın altında kalması gerekiyor. Çıkarmayacaksın, yapmayacaksın. Peki öyle bir şey yapmaya kalksan ne olur? Senin sistemin iki günde çöker. Niye? Çünkü sistemin damarlarında dolaşan kan petrol. Petrol. Şimdi mesela işte alternatif enerji, işte yeşil enerji, yenilenebilir enerji retoriği var ya. Efendim diyorlar işte elektrikli otomobil olunca hiç öyle diye dananın kuyruğu öyle. Böyle zararlı vermeyen bir enerji türü dünyada bugüne kadar üretilmiş değildir. Öyle bir şey yok. Mesela şöyle olsa, şu anda dünyada ben en son bir başka bir uygarlık manifestoyu yazdığımda 2016'da yani şu anda dünyadaki otomobillerin hepsinin şeyini onu ayarlasam muazzam bir çevre tahribatı yaratır. Yani mümkün değil. Kaldı ki temiz araba falan olmaz. Lanet olası bu araba zaten bu insanın sonunu getirecek. Burcu Uygar'ın ürettiği en rezil şeylerden biri bu araba. Ama herkes almış, sabah kalkmış, gidiyor. Ondan sonra... Yani demek istediğim şu, eğer... Tamam kardeşim, fosil yakıtları yakmayacağım dediği anda sistem çöker. Çünkü dediğim gibi damarlarında dolaşan kan petrol. Yani bu ne demek? Kardeşim sen bir sorunu çözmeye kalktığın zaman başka bir şeyi azdırmadan bir şey yapma şansın. Dolayısıyla uygarlık krizi dediğimiz zaman böyle bir manzara var. Yani dünyadaki genel durum sürdürülebilir değil. Bu bir kriz değil. Bu bir uygarlık krizi. Eğer krizi kullanacaksan o zaman uygarlığı önüne koyarak söylemen gerekiyor. Yani bu, yani ben bunu çöküş olarak, zaten kitabın başlığı da öyleydi, son yazdığım kitabın başlığı, çöküş, alt başlığı da kapitalizmin nihai krizi üzerine bir deneme. Yani bu nihai kriz, yani uygarlık krizi, böyle bir şey. Şimdi genel olarak dünyanın özet olarak böyle. Kısaca Türkiye'deki durum nasıl ona biraz ona geçersek. Şimdi bakın Türkiye'de tam bir iflas tablosu var. İşte iflas tablosu var ama şey diyorlar işte kriz var mı yok mu filan işte kriz var mı yok filan. Şimdi şu bardak benim önümde duruyor. Bu bardak yok deyince ben yok olacak mı? Yani böyle saçma bir şey, böyle edepsiz bir tartışma yani, mancak bir şey. Yani bir de şu var tabii. Bakın size şunu söyleyeyim. Zemin çökerse her şeyle birlikte çöker. Şimdi bunun üstü, bu çökerse var ya şu, bunun üstündekilerle beraber çöker. Zemin çökerse muhalefetiyle, iktidarıyla birlikte çöker. Bu ne demek? Mevcut yapıların muhalif olduğu söyle yapıların bu paradigm içinde bir şansları yok demek. Bu soruyu tartışabiliriz. Şimdi Türkiye'de bir çöküş tablosu var, bir iflas tablosu var. Peki nasıl oldu bu? Çok özet olarak bunun gerisinde 3 tane neden var. Birincisi 1952 yılında Türkiye'nin NATO üyesi olması. Biliyorsun NATO demek başkomutanı Amerikalı bir general olan bir askeri emperyalist bir saldırı paktıdır. Türkiye'nin bir emperyalist saldırı üye olması yani onun zaten uydudur Türkiye'ye.
uydu, Amerikan uydusu. Ben bize 50'lerde öğrenciydim lisede. 50'lerin sonunda siyasal bilgilere girdim. 60'ların ortasında da doktora yapmak üzere Fransa'ya gittim. Ben lisede okurken İzmir'de Amerikalıların o bir şey var işte. Herhalde o Amerikan üssü, şey, NATO üssüydü galiba oradaki. Mesela orada çok net görülüyordu yani. Açıkça bir sömürge yani bir uydu. Bu ne demek? Uydu olmak ne demek? Kardeşim sen politik, sosyal, ekonomik, özel politika uygulamazsın. O dikte eder. İlla sen hani, illa senin toprağını işgal etmesi gerekmiyor ki. Lord Cromer İngiliz diyor ki, biz diyor Mısır'ı yönetmiyoruz ki. Mısır'ı yönetenleri yönetiyoruz diyor. Mesele bundan ibaret. Yani biz Mısır'ı yönetmiyoruz diyor. Biz diyor Mısır'ı yönetenleri diyor. Yani 1952'de Türkiye NATO'ya girdiği zaman bağımsız ekonomi politikası da dahil, eğitim politikası da dahil. Mesela NATO'ya girdiğiniz ne oldu? Mesela köyesler kapatıldı. Ha köyesler kapatılması sadece Amerika'nın işi değil. Tabii. İkisinin işi aslında. Türkiye'nin mülk sahibi sınıfları da biliyorsun devletin misyonu insanların gerçeği öğrenmesini engellemektir. Devlet bir terör örgütüdür devlet aslında. Ve varlık nedeni de insanların gerçek bilgiye ulaşmasını engellemektir. Yani zihinleri budamak anlamında. Yani birinci nedeni bu bakın. Türkiye'nin bugünkü sefil tablosunun birinci nedeni bu. İkinci neden bu uydulaşma. İkinci neden 1980'de dayatılan 24 Ocak kararlarıyla ilan edilip 12 Eylül'de dayatılan ekonomik program. Ekonomik ve sosyal program. Dolayısıyla ne dediler o zaman? Dediler, Türkiye dışa açılacak. İhracat öncülüğünde büyüyecek. Muasır medeniyetin tepesine çıkacak. Öyledir. Halbuki 1980 kararları bir yeniden kompradorlaşma programıydı odaya atılan. Yeniden kompradorlaşmanın başlangıcıdır o tarih. Yani bir ekonomi kompradorlaşmışsa bir rejim ne demek? Ekonominin sektörler arasındaki bağ kopar, her bir sektör dışa, yönünü dışa çevirir. İçerideki şey yani eklemlerine ortadan kalkar. Şimdi 12 Eylül'ün birinci nedeni buydu. Tabii o programı tabii dediğiniz gibi normal şartlarda uygulamak o kadar kolay olmadığına göre işte yani NATO'cu generaller aslında NATO'nun operasyonu, Türk ordusu kahraman ama NATO'nun ordusudur. Kahramanlıkla ilgisi tabii daha retorik yani. Yani NATO ordusu öyle bir şey. Bir ekonomik planda rotayı kompradorlaşmaya doğru kırıldı o zaman. İkinci bir şey daha yapıldı. Politik İslam'ın önü sonuna kadar açıldı. Hatırlıyorsunuz, hatırlayanınız vardır. Politik İslam'ın önü sonuna kadar açıldı. Ha diyeceksiniz ki 80'den mi başladı? Yok, NATO'ya girdiği anda Türkiye. Zaten Suudilerle ilişkisi gayet iyi gitti ve bakın bu Suudi Arabistan sadece Avrupa'da cami inşaatı ve dinci kültür dernekleri için 45 milyar dolar harcadı. Sadece Avrupa'da. Türkiye'de harcadığını bilmiyoruz. Mesela biz dergi çıkarıyorduk, kağıt bulamıyoruz. Bakıyorum dincilere öyle yani
Birincisi. Şey ki ne kağıt diyorlar ona. Şişe basıyor, koca koca şeyler basıyor. Yani itici neden şey, yani orada ne oluyor? Bir taraftan ekonomik bir yıkımın önü açılıyor. İkinci olarak da siyasal İslam'ın iktidara yürümesinin önü açılıyor. Hocam, ben, zorunluluk yani bence hani İslam payanda olmak zorunda. Yani kapitalizme açılımın destekçisi olarak mutlaka desteklenmesi lazım yani siyasal İslam. Evet tabii ha şöyle şimdi yani siyasal İslam'ın desteklenmesi yani solun önünü kesmek, solun önünü kesince sermayenin açılıyor yani öyle bir şey var dolayısıyla. Yani o zaman ne oldu işte ekonomi şimdi mesela saman ithal ediyorsan eğer mesela et ve inek ve koyun ithal ediyorsan Türkiye gibi işte tabii bunu söylemek bize zor ama Türkiye gibi bir ülkede yani fosil yanıt ithal etmek yani biraz söylemesi zor bir şey yani bu o programla ilgili yani kompradorlaşmayla ilgili yani. Hocam öyle bir şey var. Tarım bakın demiş ya şey paramız var ki samanı ithal ediyoruz. Çok şükür. Ama ineğini besleyemeyen bir devletten insanı beslemesini bekliyoruz. Biz de komik zaman. Ama Mevrazam gelince yok. Netice itibariyle işte o zaman işte o tarihten itibaren ekonomi temeli aşındı. Fakat bir üçüncü viraj daha alındı 2002'de. 2002'nin sonunda politik İslamcılar tek parti iktidara bakışı. Tek parti. Türkiye 16 yıldır, 17 yıldır neyse tek parti iktidarı var. Muhalefet falan yok. Çünkü muhalefetin hiçbir şansı olmayan bir tablo. Yani istedikleri her kanunu çıkarıyordu. Şimdi zaten hukuk falan da kalmayınca şimdi tabii bu şeyde 2002'den 2007'ye kadar fena gitmiyordu bunlar açısından durum. Uygun şartlarda borç alabiliyorlardı. 2008'den sonra zorlaşmaya başladı ve 2013'ten sonra iyice zorlaştı. Ekonomi ancak borçlanarak yürüyor, borçlanamazsa duruyor. Kaldı ki büyüme de biliyorsunuz, çok önemsenir ya bu egemen sınıf ve egemen sınıfın adamları katında. İşte ekonomi şu kadar büyüdü, iyi de ne büyüdü, ne pahasına büyüdü sorusu sorulmaz. Bakın bir tane şey var. İsmini bir türlü ezberleyemiyorum. Bazı isimler var nedense ezberlenmekten uzak duruyor. Galiba Devindar Parma diye bir Hintli agronom. Onun bir şey var, anekdot size onu söyleyecek. Yani bu milli, yani galiba milli artışı büyümeyle ilgili saçmalığı ortaya koymuş. Diyor ki, temiz bir nehir diyor, Irmak, gayri safi milli hasılayı artırmaz. Ne zaman ki diyor, bir kapitalist gelir o nehirin yakınına bir yere bir işletme kurar, nehir kirlenir, nehrin suyunu içenler hastalanır, bir kere nehrin yanına gelip o kirletmek üzere falan bir artıyor bir kere. Ne zaman ki o kirli suyu içen hastalanır, tedavi edilir, yine artar. En sonunda da diyor ki başka bir akıllı kapitalist gelip de oraya bir bir şey yani o su arıtma tersi kurunca diyor şey gene artar. Yani milli gelir gene artar. Yani bu demek istiyor ki senin o rakamda bakın bu milli gelir rakamları palavradır bunlar. Bu ne biliyor musun? Paranın hareketini izler o. Para her el değiştirdiğinde büyümüş görünür. Yani bir şey üretmek falan şeyler niye bir şey üretiyor ama
işte şu kadar artık. Onu bile şu anda beceremez durumdalar. Dolayısıyla ekonomi tam bir iflas halindeler. Nasıl yürüyor şimdi? Bakın, her şeyi özelleştirdiler. Burası da dahil. Bir toplumun suyun özelleştirilmesine tepki göstermemesi o toplum için utanç verici bir şeydir. Yani birisi Allah'ın suyunu özelleştiriyor, sana parayla satıyor. Yani havadan başka şu anda her şeyi özelleştirmiş durumda. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, her şey. Belediye hizmetleri her şeyi özelleştirmiş durumda. Fakat biliyorsunuz bu sistem çökürü yağma talan üzerine inşa edilmiştir bidayetten itibaren. Yani 1923'ü alırsanız hep çökürü yağma ve talan üzerine. Fakat bu yaklaşık 100 yıllık dönemde hiç bu 16 yıl kadar yağma ve talan görülmedi. Sömürü görülmedi yani. Bu böyle bir özelliği var. Yani böyle bir istisna bu. Tamam, öbürleri yani biraz yani vaziyeti dengede, yani kendiler açısından uygun şekilde yürütecek tavır içinde yürütecek. Bunlar da öyle bir şey. Kütürsüzce ve şimdi bakın bu tam bir çöküş hali, tam bir yıkım tablosu. Dolayısıyla buradan bu duruma getirenlerin bu durumdan çıkmaları mümkün değil. Daha doğrusu bu yıkım tablosunun faillerinin bu aracı buradan, bu patinajın aracı bu bataktan çıkarır şansları yok. Dediğim gibi zemin çökerse muhalefetiyle iktidarla birlikte çöktüğüne göre, çünkü nasıl aynı düzlem üzerinde olduğuna göre, o zaman yapılacak şey Einstein'ın bir sözü var, diyor ki bir sorunu yaratan düşünce tarzıyla o sorunu çözmek mümkün değildir. Yani bunu yaratanların kafasıyla buradan çıkış imkanı yok. O zaman başka aktörlerin başka bir retoriğin, başka bir perspektifin hayata geçmesi gerekiyor. Ha bir çöküş tablosu varsa daima iki şık vardır, bir üçüncüsü yoktur. Ya çöküşün altında kalırsın ya da çöküşü yönetirsin. Çöküşü yönetmek irade bir iş, politik bir mesele. Bir perspektife endeksli olarak ilerleyebilir. O zaman son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi böyle bir tablo varsa eğer, mevcut aktörlerin de bu aracı bu bataktan çıkarma şansı yoksa, rejim büyük ölçüde rızayı üretme yeteneğini kaybetmişse, yani bir meşruiyet krizi de yaratmışsa, hep toplumun tamamı için olmasa da yani, toplumun büyük kesimleri için meşruluğu tartışmalı bir rejim var. O zaman yeni aktörlerin devreye girmesi gerekiyor. Farklı bir paradigma, farklı bir perspektif. Şimdi dolayısıyla bu mevcut muhalefetin burada herhangi bir şansı yok. O zaman mesela ben şey önermiştim. Bu mevcut bürokratik örgütlerin dışında, biliyorsunuz bürokrasinin olduğu yerde hayat yok. Rosa Luxemburg diyor ki
bürokrasinin olduğu yerde diyor her türlü canlı yaşabilir. Mesela şimdi bu bürokratik örgütler doğası gereği ister sendika bürokrasisi olsun, ister devlet, bütün bürokrasiler gericidir. Yani parnatür, yani doğası gereği gericidir. Dolayısıyla bunlardan ama kullandıkları retorik farklıdır tabii. Hep böyle ilerici falan terimler kullanılır ama bunlardan, bunların bir şansı yok. Bunlardan bir. Dolayısıyla bir şey, mesela ne yapılabilirdi? Yapılabilir. Bütün bu örgütleri dışlayarak, ha o örgüt üyelerini dışlayarak anlamında değil ama yapıları dışlayarak bir ulusal kongre toplanabilir. Bu gayet mümkün. Örgütleri diyor kardeşim, sen örgüt olarak hiçbir tane yok kaldı. Ulusal kongre toplanabilir. Bütün sorun odakları orada temsil edilecek. Bütün sorun odakları. Orada ücretini alamayan işçi, orada tarlasına termik santral kurup, devesinin şey yapılan insanlar, toplumun bütün kesimleri, yani itirazı olan bütün kesimlerin temsil edileceği bir ulusal kongre. Ne yapabilir o ulusal kongre? Mesela sorunların tespiti ve durumu değerlendirdikten sonra bir alternatif halkçı demokratik program için bir ekip seçilebilir oradan, o kongrede. Ekibe süre verilir. Denir ki 6 ay, 8 ay, neyse bilmiyorum, o önemli değil. Denir ki bir alternatif, halkçı demokratik alternatif program. Program hazırlanınca tekrar bir ulusal kongre tekrar toplanır. Ve o hazırlanan programı tartışarak ben perspektifi, yani hareket, yani perspektifi fizibil hale getirebilir. Şimdi bunu söylediğiniz zaman tabii insanlar yani pek o kadar, birkaç yerde ben bu görüşümü açtım. Yani bakın, bir sürü sorun yaşayan insan var. Bir sürü şikayet eden insan var, işsiz insanlar, aç insanlar, çocuğunu okutamayan insanlar, çevre tahribatı, yani akıllara durgunluk verecek boyutlardı. Beni en çok üzen de o. Yani yaşadığım, üzerinde durduğum temel çöküyor, gidiyor. Adamlar işte bize gidiyorlar, o büyük projeler yapıyorlar. Bakın bu büyük projeler, bunlar yıkım projeleridir, talan projeleridir, doğayı yok eden projeler. Mesela İstanbul'da harika bir havaalanı var. Eski adı Yeşilköy'dü, sonra Atatürk oldu. Mesela onu kapatıyor, gidiyor, uygun olmayan bir yerde muazzam doğa tahribatı, muazzam riskler içerisinde bir yerde bilmem 20-30-40 milyarlık bir şey yapıyor. Doğayı yok ediyor, canlı yaşamı yok ediyor. Oradaki bütün, yani oradaki yaşamı yok ediyor. Sonra şu hali hazırda gayet işlerli olan ve saygın bir havaalanını kapatıp insanları bilmem şehrin de. Şimdi şehrin merkezinde bir sürü hastane var. Bunları kapatıp şehrin dışına. Ya şehir hastanesi şehrin içinde dur. Lanet olası yani. Ta cehennemin dibinde sen orada hastane kuruyorsun. Tabii bunların yürümeyeceği görülecek. Bu büyük projeler. Toplumun bunlara karşı çıkması gerekiyordu. Mesela üçüncü köprüye karşı çıkması gerekti. Çıkmadı. Tabii çıkmıyor. Yani neticede şöyle söyleyeyim. Şu anda rejim
hem sosyal kötülükler üretiyor fazlasıyla, hem ekolojik yıkım üretiyor, insanı da insanlıktan çıkarıyor. Yani bir despotik rejime, şu andaki rejimin adı despotik bir rejim olabilir. Ama bir parlamento var, orada bir oyun oynuyorlar. 600 tane lüzumsuz adam. Bir sürü para, bir sürü o onunla kavga ediyor, onunla dövüşüyor. Yani son olarak şunu söyleyeceğim. Bu kriz başka krizler gibi değil. Sadece Türkiye için de bu genel olarak. Bu bir uygarlık krizidir. İnsanın önünde iki şık var. Ya çöküş ya da sürece bilinçli müdahaleyle bu aracı bu bataklıktan çıkarmak ve tekrar yürütmek. Yalnız şöyle bir şey var bakın. Her şeye rağmen ben ümitsiz değilim şunun için. Tarih bize şunu gösteriyor. Kitleler hiç sizin tahmin ettiğiniz gibi reaksiyon göstermeyebilir. Hiç ummadığınız zamanda ummadığınız bir devrimi yaratabiliyor. Onun için bakın devrimleri halk yapar bir, örgüt yapmaz. Devrimlerin ne zaman patlayacağı belli olmaz. Devrim olana kadar imkansız olarak görünendir. Yani böyle bir şey. Ve devrimde polisin, jandarmanın ve istihbaratçıların halkı karıştığı anda olur, gerçekleşir. Yani ne oluyor? Bir an geliyor, asker polis kurşuna yani ateş etmeyi durduruyor. 1789 en iyi, başka bir sürü örnek, dolu örnek var da daki gibi durduruyor. Yani bu şu demek bakın. O ayağa kalkanların, o askerler, polisler, jandarma, istihbaratçılar arasında babaları, anneleri, kardeşleri, yeğenleri, halaları, teyzeleri vardır. Anlatabiliyor muyum? Onun için devrim böyle örgütün işi değil. Ha iktidarın el değiştirmesi o ayrı bir şey. Dedim devrim. Yani, kabarma olarak. Bu kabarma ihtimali hiç ummadığınız zamanda ha tabii bir de göstere göstere geliyor olur. Mesela şimdi Fransa'da sarı yelekliler. Zaten evveliyatı da var ama sonra sarı yeleğe bir sembol olacağını kaçın var mı düşünmeniz burada? Yok, öyle var mı? Yok bir şey. Dolayısıyla her zaman yani kitlelerin böyle bir ha tabii bir de şu var. Biz bu işler kendi yaşadığımız süreç olsun isteriz. Bu haklı bir şey yani. Ama toplumun şeyi biraz farklıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sorulara geçebiliriz. Teşekkür ederim. Ben bir şey fikrinizi sorayım. Buyurun. Şimdi Fransa'da sarı yelekler esasında çok politik bir mücadele değil. Halkın, hatta politik diyebileceğimiz sizin, rahat rahat politik diyebileceğiniz gençlerin ön sırada aldığı. Bazen ben derim, keşke sol örgütleri bıraksalar da çok daha radikal şeyler olabilse ama benim gördüğüm kadarıyla sistem içerisinde kendini sol diye tanıtan kimseye güvenleri de yok bu gençler. Yani şimdiki bizde var olan CHP tarzı, hiçbir şeye de güvenleri yok. Orada bir ümitleri de yok. Orada çözüm bulma aşkları falan da yok bu çocukların hepsinin. Ya radikal bir sol bunlara şey yapacak, sahiplenecek ya da kendileri eğilecekler. Ve Türkiye'de böyle bir şey olsa mümkün değil görüyorum adamı. Türkiye'de böyle bir gençliği yok. Mesela Gezi olayları geldi gitti boşa gitti. Hiç kimse bunları örgütleyip bir platforma sokacak bir şeye de sahip değil. Bir sol dünyadan habersiz yani. Genci yok hiç ilk başta içinde.
aslında dünya sorunuyla ilgili sorun var. Dünya sorunuyla ilgili sorun var. Tabii şöyle yani şimdi Fransa'daki olay rejimin rıza üretemediğinin bir sonucu. İnsanlar artık ondan fazla bir şey beklemediği bir durum. İşte benim anlatmaya çalıştığım o yüzden. Dolayısıyla bir de tabii şu var. Mesela Gezi oldu, hemen Gezi'den bir devrim pek öyle bir şey olmaz. Gezi olur, bir mesela işte 1905'te Sovyetler ayaklanır. 17'de daha büyük bir ayaklanma olur. Şubat ayında vesaire. Yani o diye. Ama benim demek istediğim şu. Şu sünepe adam var ya sokaktaki. İlelebet o sünepeliği muhafaza ve müdafaa edecek diye bir kural yoktur. Yani ben onu söylüyorum. Yani ummadığım anda bir patlama, yani biliyorsun devrimi yapan, yani devrim bardağı taşıran son damladan olmaz. Bardak dolu, dolu olduğu için devrim olur. Doluyor, doluyor. Son damlayı geri getirince duruyor mu? Durur mu yani? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani bu tabii ki Fransa'daki sarı yelekliler şunu diyor. Bu yürümüyor kardeşim. Ben bunu kabul etmiyorum. Yürümüyor. Yani mesela bu her şey. Başka sorusu olan mı? Hocam ben baktım şeyden esası şey Pakistan var. Şey var. Afganistan var. Benim tek korkum Türkiye buraya doğru evrilmesi. Eğer evrilirse ki görme ben gördüğüm o. İnsanın ne soluğu sesi çıkıyor, ne soluğu çıkıyor. Ne bileyim yani gidişat benim için Türkiye'de hiç umudum yok gidişine. Yani sokaktaki insan İslam'ı ne koyuyor hocam ya? Yani razı, her şey razı. Ben yarın öğleden sonra çıkar demedim ki. Tamam hocam öğleden sonra çıkmaz ama erken korkum hiç umudum yok. Yani sizin bu umudunuz var ama. Bu sizin örgüt olayı gerçekten çok güzel bir örnek de eğer yapabilirse gerçekten güzel yani düşünecek. Yok. Ama hiç sanmıyorum. Bu, şu, bu demek değil canım kardeşim sen. Yani şimdi mevcut iktidar senin aracı bataklığa saplamış. Ben bunu çıkarırım diyenlerin öyle bir şansı yok. Yani muhalefetin öyle bir şansı yok. Evet. O zaman başka bir siyaset yapma tarzı ve başka aktörlerin sahneye çıkması gerekiyor. Hemen bu imkan, bakın benim dediğim çok imkanlı bir şey. İmkan durum ama benim dediğim bir ulusal kongre toplayacaksın. Ne kadar sorun varsa sorun odaklı. Bak. Yani ekolojik alan, enerji, yani toplumun bütün problemleri, eğitimi, sağlığı, sosyal, her şeyini da dokunan insanların teslim edip bir ulusal bir teslim şeyi de olan, temsiliyet olan bir şey yapacaksın kardeşim. Bu imkansız bir şey değil ki. Ha bu şu olur, bakın ben niçin, bakın Fikret Başkaya tek başına o kadar yani komplike o şey pardon komple olmasa da ben yazabilirim bir alternatif program. Çok rahat yazabilirim. Yani 20 kişi liraya gelerek biz daha iyisini yazabiliriz. Benim buradaki amacım şu. Bu bir politikleşme aracı da olacak bir şey. Hani insan tabii yani insanlar harekete geçecek. Kardeşim biz kendi kaderimize, bu ülkenin kaderine müdahale edeceğiz demiş onlar. Yani benim kongre şeyi mi? Şey o aslında, kritik taraf o. Yoksa 20 tane namuslu babayı ilgili adam çıkar. Bütün sektörler yapsaydım ne bileyim, yani kaç sektör tespiti yaparsın. Muhatap tabii. Yok, sektör tespiti yaparsın. Birileri ekonomiyi, biri finansı, biri ulaşımı, biri sağlığı, biri yani adım değil. Yani bütün şeyleri 20-25 tane bu ülkede de o kadar adam var aslında yani yüzlerce var. Yani bakmayın siz Türkiye'de entelektüel birikim o kadar zayıf değil. Dünyanın birçok ülkesinden de ileridedir. Yani onu bir kere kabul etmek lazım.
bunu yazılır, bu program değiller. O süreç, o süreç farklı bir şey. Yani biz de yapabiliriz. Biz önümüzü görüyoruz. Yani bu bir politikleşme vesilesi de olacağı için. Yani ulusal kongre kolay bir şey değil yani. Bir kere orada insanlar tartışacak, oradan temsilciler seçecek, oraya yollayacak vesaire yani o açıdan. Mevcut iktidarı problemini nasıl aşacağız? Yazlık bildireyi ki iktidarın rızası olmayacak. Hani bu meseleyi nasıl aşacağız? Evet, şöyle şimdi sen orada yani toplantı iktidarı alaşağı edecek anlamında değil. O yani kendi rotasını belirleyen bir hareketin yani bir şeyin harekete geçmesi olarak yani o politikleşmenin hızına, yoğunluğuna, kapsamına göre o iktidarı karşısına alır, alaşağı eder vesaire. Ama bu şu demek, bakın benim demek istediğimdeki mesele şu: farklı bir şey yapılabilir ve biz bunu yapabiliriz. Bu mesele bu. Yani ne var şimdi? Bu insanlar pasif. Herkes şikayet ediyor. Kimse bir şey yapmıyor diye, sen de yapmıyorsun bir şey. Öbürünü şikayet ediyor kendini atlayarak. Diyor ki bu hiçbir şey yapmıyor diye, sen de bir şey yapmıyorsun. Yani, değil mi? Araziye inmek. Yani benim söylemek istediğim o. Tamam hocam, yapalım da yani hemen alıp... Ha, bir dakika, senin soru eksik kaldı. Şimdi bakın, Türkiye, Afganistan filan olmaz. Türkiye ayrı bir yer. Yani berbat olur, mahvolur ama Afganistan da olur, o da başka bir yer. Yani o değil ama gidişat kötü tabii ama yani, bir şey var ama bakın. Her şeye rağmen bu ülkede bir diktatörlük rejimine kafa tutacak bir potansiyel var. Burada sıkıntı potansiyelin harekete geçmiyor olması. Yoksa burada bakın şimdi bunlar ne oldu? %34 oy aldılar ilk seçimde 2002'de. 16 yıldır bu memleketi harbolu parman savurdular. Ne yaptı? Ondan sonra sürekli seçimleri. Şimdi zaten seçim yoluyla falan oradan gitmez. Mümkün değil. Seçimlerde gerçekten... Hayır bakın, despot ne zaman seçim yapar biliyor musunuz? Ya garantilerse ya da hileyle nasıl olsa alırım derse. Üçüncü şık yoktur yani. Despot seçim olmaz. Şimdi mesela çok yani mesela şimdi bir bu Yüksek Seçim Kurulu gene bir kahramanca bir karar aldı. Söyledikleri hiçbir şeyden değilsin. Çünkü başka bir şey yapacak. Aslında haklı yani. Koskoca Cumhurbaşkanı'na da olmaz. Ben katılıyorum şeye. Seçim kurulu destekliyorum. Koca Cumhurbaşkanı o sarayda oturuyor yani bu kadar. Olmaz yani. Hocam, çok özür diliyorum. Ben geç katıldım ama çok süreci de bir bütün olarak hani izleyemedim. Bundan sonraki süreçlerde ne olmasını öngörüyorsunuz? Yani tamam, bir kriz var ve bu krizin ve kesinlikle bu adamlar normal yollarla da gitmeyecekler. Evet. Bir seçimle de gitmeyecekler. Ya ekonomik olarak, sosyal olarak öngörünüz ne mesela? Çünkü şey deniliyor, işte paramiliter güçlerin örgütlendiği, işte AK milislerden bahsediliyor. Müslüman kardeş işi ve benzeri bir sürü yapılanmalardan bahsediliyor. Yani siz bundan sonraki süreçte ne olacağını düşünüyorsunuz? Yani o ulusal kongrenin ismi farklı olabilir. Elbette böyle bir örgütlenmenin yapılması da gerçekten artık bir zaruriyet ama altyapısının çok iyi örülmesi gerekiyor ve yani bütün ülke bazında düşünüldüğünde ciddi anlamda koşturacak insanlara ihtiyaç var. Maddi ciddi bir birikime, bir desteğe ihtiyaç var. Kadrolara ihtiyaç var. Ciddi anlamda bir sıkıntı yani kendiliğinden farklı bir sürü faktör gerekiyor. Ama ben merak ediyorum yani sizin şu aşamadaki öngörüleriniz ne?
Şimdi şöyle bir şey var yani. Bu zaman zarfında bardak doluyor bir kere. Onu bir kere bir yere yazın. Yani öyle. Ya, mesela saldırıya uğrayan bir insan yani hoş geldin saraya mı demedi yani. Bardak doluyor. Ha şimdi bardağın ne kadar da dolacağı son damlanın nasıl bir şekilde bunu tahmin etme imkanı yok. Yalnız yani sürekli olarak biz farklı şey yapabiliriz düşüncesiyle bir takım girişimler oluşturmak gerekiyor. O şey falan onlar o yani bu baskı aygıtı devrim anında işe yaramaz. Yani 15 milyon insan sokağa çıktığı zaman işe yaramaz. Şeye bağlı. Mesela biz burada şey yapıyorduk. Basın açıklaması yapıyorduk. Bir gün İstanbul'dan Ankara'ya doğru gelen bir grubu şeyde çevirdi polis İzmit civarında ve onları mahvetti. İşte onlar içeri attı falan. Onu protestosu için dedi ki bir basın toplantısı yapalım. Grand Park'a gittik. Biz 15 kişi, polis 100 kişi. Ondan sonra polis hepimizi arabaya aldı gitti. Git götür. Şimdi orada 15 kişi değil de 15 bin kişi olsaydı, 45 bin kişi olsaydı. İşte o 45 bini sokağa nasıl çıkaracaksınız ya da o bilinci nasıl olacaksınız? Hayır, bilinci o, mesele o kadar çok zor bir mesele o. Yani bu şey bir mesele değil de hani dediğim gibi bu saldırı olan yerde direniş ve karşı saldırı işin doğasında var. Onun için ümitsiz olmak gerekmiyor ama yani böyle boş durarak da olacak bir şey değil. Onun için yani biz farklı bir şey yapabiliriz. Şimdi bir kere orada iflas var. Yani araç patinatta duruyor yani bu. Bakın buradan çıkaramazlar bunu. O dedi nedenlerden dolayı çıkaramaz. Değer üretemiyor ki. Değer üretemiyor. Diğer üretimi ne yapıyor? Gidiyor bilmem bir koyu orada yağmalatıyor. Bir şey yapıyor. Mesela kapitalistleri maaşa bağladı bunlar. Bu kapitalizm mantığına da aykırı. Mesela şey yapıyor, bir köprü yapıyor. Sana diyor şu kadar yolcu geçiş üstü benden diyor. Böyle kapitalist mi oluyor? Sonra maaşa bağladı. Bir yere işte hava alanı yapıyor. Sana diyor şu kadar yolcu üstü bende. Bakın bu sistemin çöktüğünün en iyi örneğidir. Yani kapitalizmin, bu kapitalizm mantığına uygun değil. Becerirse iflas eder adam. Yok, burada iflası kaldırmış. Maaşa bağlamış. Nasıl bağlamış? Senin verdiğin senin geçenlerde şey faturası geldi bana, su faturası. 100 lira. 48 lirası vergi. Utanmaz. Suyu parayla satıyor. Bir de yarısı onun yani güya suyun diye iki kere kadar da vergi alıyor. Yani. Ne yapıyor? Bununla işte bununla finanse ediyor o oraları. Bununla finanse ediyor. Dolayısıyla yani bu yürüme imkanı yok. Yani öbür krizlere benzemiyor derken sadece Türkiye'yi kastetmiyorum ki ben. Dünyada da bu böyle. 29 kriz gibi değil bu. Niye? Bakın ekonomik kriz var. Ekolojik kriz var. İklim krizi var. Sosyal kriz var. Değerler krizi var. Jeopolitik. Hepsi krizler iç içe. Böyle bir top olmuş bir halde. Türkiye'de farklı mı ya? Türkiye senin dünyadaki sistemin bir küçük bir versiyonu var. Piramidin biraz altlarında bir yerde işte. Piramidin atları. Yani muasır medeniyet diyorlar ya. Hocam benzeri bir kriz muasır medeniyet denilen
emperyalist kapitalizmdir. Ve muasır medeniyet seviyesini yakalamak saçma bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Niye mümkün diye bakın. Eğer sen muasır medeniyeti yakalayabilirsen bu şu demek. Ordu nasıl bir yapıdır? Ordu. Hiyerarşik piramit değil mi? Piramit değil mi? Piramit. Piramidin en tepesinde Sayın Genelkurmay Başkanımız vardır değil mi? En altta da ona Mehmetçik deniyor. Şimdi eğer dünyanın geri, dünya sistemi de piramide benziyor. Eğer oradaki her bir evin Genelkurmay Başkanı olmasının az ne kadar abesse, her az gelişmiş ülkenin de bir gün Amerika, Amerika'nın nesine güveniyorsun ki zaten, nesine özeniyorsun. Mesela Amerika, bir taneniz bana söyleyeyim bu salonda, Amerika'nın nesine özenilebilir? Yani nesine özenilebilir? Zaten mümkün değil böyle bir şey. Sen ne yapacaksın o zaman? Senin kapitalin daha önce şansın yok kardeşim. Sen piramidi ezeceksin. Düzelteceksin piramidi. Yani başka şey yapacaksın. Sovyetler niye çöktü? Batıyı 10 yılda yakalayıp geçme. Zor geçersin. Geçti işte. Ne yapacaklardı Sovyetler? Ne yapacaklardı? Başka şey yapacaklardı ve bu mümkündü. Yapmadılar ve çöktü. E şimdi çöktü sol. O zaman tartışmadı sol. O zaman ya bu araç kardeşim olur mu? Bu araç demedi. O işte oraya övdüler şeyler. Ondan sonra çöktü zaman bile az söyleyecek tek lafı yoktu. Dünya solunu. Çünkü dünya solunu bitirmişler orada. Onun için tabii solla ilgili de bir sorun var. Yani ben de burada tam dünya bağlantısını koydunuz ya, onunla alakalı bir, yani ümitsiz olmak istemiyorum hiçbir şekilde. Öyle ama şey. Yani ulusal bir kongreye çok güzel fikir olarak geliyor ama yani dünyadan bağımsız, çünkü kriz kapitalizmin krizi ve dünyadan bağımsız da değil. 1950'lerden itibaren de işte Türkiye'nin o bağlantılı süreci, emperyalist bağlantısı belki de başladı diyoruz. İşte 80 darbesinin 24 Ocak kararlarıyla bağlantısı vesaire. Yani 50'den beri çok sıkı bağlantılı bir şekilde gidiyoruz dünyayla. Yani ulusal kongre bu anlamda dünyadan bağımsız olarak bize bir çözüm olabilecek mi? Yani buna izin verilecek mi biz böyle bir şey yaptığımızda da? E sen buna izin verip vermeyeceğini sorarak başlamazsın ki o işe. Yani, tabii şöyle bir şey var. Çünkü ekolojik bir Türkiye'nin değil bak, sadece. Bir örneğin. ülkede halk ayağa kalkır da dünyanın bütün her tarafında bir yankıları, onun bir yankıları oluyor. Dolayısıyla yani bir yer, mesela diyelim Fransa'da gerçekten bir bizim yani kelimenin kavramının bir devrim olsa mesela. 1789'da bir devrim oldu, bütün dünya değişti. Yani dolayısıyla yani bir yerdeki hareket başka yerdeki insanların moralini anda yükseltiyor. Yani öyle bir şey. Yani bu sistem izin vermez diye bir şey yok. Bu sistem mesela bu sistem yani sosyal bir sistem sonuç itibariyle. Dolayısıyla öyle yaklaşmak bence neyse hocam, şu benim aklıma geldi. Mesela Cem Uzun parti kurdu. Yani Cem Uzun parti kurdu, %50'ye gelince o partiyi kapattı. O anlamda ben ulusal kongre yaptırılamam, yaptırmazdım. O anlamda ben biraz daha kafam takıyorum. Kimseden izin almıyor ya, yapıyor mu? Sen bir şeye girişirken kendi kişinin, kendi rotanı, kendi şeyini belirliyorsun. Başkalarının acaba buna ne öyle o zamanlar hiç başlama daha yoktu. Hocam ya başlasın da yani belli bir şey var, kapatırlar diye düşünüyorum, kapatırlar diye.
ben bilim yok kazanırım. Yani kapatacak yani, bir durum yok aslında. Açılmıyor. Yani kapat, kurulan yapının kapatılma ilişkisi bence yok. Ya tamam ben anladım. Hadi kapatılma da olsun. Böyle bir şey sezildi an hemen ama piçe yapıyor. Parti gibi bir şey de yok ortada. Kurumsal bir yapı. Herkes sorun üzerinden, bir örgütlenme var. Yani hiçbir kurum, yok. Kurumsal bir örgütlenme söz konusu değil. Yani yeni bir şeyin ortaya çıkması. Yani sorun üzerinden odaklanma ve sorun üzerinden gittiğin zaman zaten kırmızı etmesi ne kadar mümkün olur, o da soru işareti bence. Ya ben de yani, ben size şunu ben de düşünmüşüm böyle bir şey ama. Yani bakın şu son olarak şöyle. Eğer yeni bir durum ortaya çıkmışsa eski yöntem ve araçların artık orada bir şey yaramadığı kesin. Yeni durum ortaya çıkmışsa sen o zaman yeni yöntem ve araçlar keşfetmek üzere kolları sıvayacaksın. Ben de şöyle... İrade sahibi bir canlı olduğuna göre de bunu başarmaman için bir nedeni yok. Ha başarma tabii yani o kadar yani... Netice itibariyle yani insanlar haysiyetli yaşama tercihi yaptıkları andan itibaren bu haysiyetsizlik hali bu çünkü. Evet, itilip kakılan bir mağlup yani. Ne fikri soruluyor ne bir şey yani. Yurttaş değil bu zaten. Buradaki yurttaş değil. Yurttaş Fransızca citoyenin Türkçeleşmişidir. Yurttaş dediğim aynı yurtta yaşayan anlamına geliyor. Padişah zamanında da aynı yerde yaşıyorsun. Yurttaşlıdır bak. Citizen Fransızca'da yani İngilizce şey citoyen Fransızca İngilizce citizen Fransızca citoyen şu demek. Oradaki sitenin sorunlarıyla ilgilenen anlamına geliyor. Etimoloji olarak. Aktif bir öneri. Evet evet. Sitenin sorunlarla ilgilenmek ne demek? Oradaki politik sürece aktif katılan. Ne yapacak? Yani alınan kararlarda onun dahil olacak. Belirlenen rotada şey olacak. Şimdi bizde nasıl biliyor musunuz? Bizde şu var. 4 yılda bir sandığa oy vermekle vatandaş olur mu? 4 yılda vatandaş olur. Yani bir nüfus cüzdanı sahip olunca yurttaş olunur, olmuyor, öyle bir şey yok. Politikayla ilgiliyse, sitenin, yani site o zaman devlet zaten. Bu kelimenin çıktığı yer de bu citoyen, yani etimolojik olarak orada site devlet var. O site devletin orada aktif, mesela şimdi ne yapıyor? Kardeşim şimdi sen ne yapacaksın? Mesela vergi veriyor değil mi? Vergi vermezse kalmayacak. Kalmaz. Bu vergiyi nereye harcadın? Şimdi vergiler haraca dönmüş. Bu vergi değil bu. Vergi şöyle. Kardeşim ben bardak, bize bardak lazım. Bardak üretmek için. Para toplayacaklar. Bu vergi bu. Yani bir amaca yönelik olarak yani böyle bir şey. Alıyor adam saray yapıyor. Alıyor adam 500 milyon dolarlık uçak alıyor. Yani yurttaş değil bu. Sen işte bir nüfus cüzdanı, bir vatandaş numarası falan yok. Niye biliyor musunuz? 1923'te Cumhuriyet halkın haberi olmadığını ilan edildi de halkın haberi nasıl oldu biliyor musunuz? Jandarma ve vergi memurlarıydı. Bir tane şey vardı, ben Bolu'da hocayken böyle bu E5 karayolu var biliyorsun. Orada bizim okul vardı orada. Yüksek okul. Yani tam yol üzerinde. Arka tarafta da Bolu Dağı'nın o tarafta bir tane Elmalı diye bir köy var. Harika bir köy. Ben öyle köyü İsviçre'de gördüm, öyle köyleri.
Ulan gittik böyle gezi var. Dedim şuradan bir ev kiralayalım. Ev kiraladık. Bahçesi var. Aşağı. Büyük bir meydan var. Orada mandalar, atlar, işte inekler filan okuyor. İki tane böyle biraz böyle şöyle bir şey. Hemen arkası orman. Orman. Orada ben şey yapıyordum işte fasulye işte. Patates ama domates kızarmıyor. Gibi o şeyler mesela böyle şeyler oluyor. Tabii o köylülerle abi bu arkadaşı yok. Bir gün bir adamla yürüyorduk. Bir iki anekdot anlattı. 1930'larda o zaman baş vergisi var. Kaç koyunun var? Kaç öküzün mandan ne iş var da baş vergisi var. Şimdi insanlar yoksul. Dünya krizi, 29 krizi yani ortalık felaket. Bir tane bunların bir akrabası varmış. Şimdi o sayın memurlarının bir adı var, şimdi unuttum onu. O vergicilerin özel bir adı var. Bu şey yapmış, bir takım hayvanları bir yerde, normal yerinde bırak, bir öbürlerini de biraz arka bir yere saklamış. Yani şimdi diyelim adamın 10 tane şey varsa işte 4'ünü 5'ünü bırak, diğerini oraya şu. Tam memurlar gelip de sayım yaparken öbürleri bağırmaya başlamış orada. Ondan sonra adam kaç yıl şeye valiye şey taşımış orada ceza olarak. Yani muazzam yani Cumhuriyet'in kurulmasında kitlelerin hiç müdahale yok. Sıfır. Haberleri bile sonradan oluyor. O zaman o Cumhuriyet değil. Cumhuriyet'le bilgisi yok bunun. Bir tek adı Cumhuriyet. Adı Cumhuriyet. Hocam, tahsildar mı o üyelik toplayanmışsın aslında? Ben? Tahsildar mıydı? Tabii, tahsildar işte yani. Ama bir adı var onların. O baş vergisi... Anladım. Yapanların bir şey var, öyle bir şey. Yani insanlar Cumhuriyet'in kuruluşunda hiçbir hali yok. Sonradan haberleri olmuş, o da jandarma ve jandarma herhalde askere götürmek için geliyordur. Ve tahsildar da vergi almaya geliyor, işte o kadar. Sanıyorum başka soru yok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.